fobi, bir objeye, bir aktiviteye veya herhangi bir olaya karşı duyulan olumsuz duygu, korku ve kaçınmak istenmesine neden olan rahatsızlıktır. Gerçekte korku yaratmayacak bir şey, fobi oldukları şeye karşı mantıksal düşünmelerini engelleyerek anksiyete krizi geçirmelerine neden olabilmektedir. Fobi kelimesi Yunan mitolojisinde korku tanrısı olarak tanınan Phobos'tan gelmektedir. Dünya üzerinde değişik fobileri bulunan fobik kişiler bulunmaktadır. Günlük hayatlarında zorluk çekmelerine neden olacak fobileri nedeniyle birçoğu tedaviye başvurmak zorundadır. Fakat öyle her korktuğunuz şeye karşı fobiniz var demek değildir bu. Yılandan korkuyorum, yılan fobim var demek saçmalıktır. Çünkü yılandan korkmak gayet normal bir şeydir. Fobi belirtileri başlıca şöyledir. Terleme, titreme, bulanık görme, yüz kızarması, çarpıntı, yutkunma zorluğu, nefes darlığı, ağızda oluşan kuruluk. Yapılan araştırmalar ışığında dünya üzerinde 400'den fazla fobi olduğu ve bu sayının giderek katlanacağını da belirtmekteler. Duyduğunuzda inanmakta zorluk çekeceğiniz fobileri sizler için sıraladık. Tuhaf oldukları kadar günlük yaşamı sınırlayan fobi listemiz sizleri hayrete düşürecek. Bakalım bu 400 fobinin içerisinde en garip, en ürkütücü olanlar hangileriymiş? Açık alan korkusu, agorafobi. Agorafobi, kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır. Agorafobi, kişilerin hayatını öyle kısıtlar ki ciddi vakalarda hastaların evden dışarı adım atmadıkları bile görülür. Hastalar tipik olarak kontrolü kaybetme, kalabalık içinde sıkışıp kalma, kalabalıkta bayılma, düşme ya da tehlike anında kaçamama korkuları yaşarlar. Bu nedenle agorafobi hastaları evden çıkmalarını gerektiren durumlarda kaldıklarında mekanlardan kolay kaçabilecekleri stratejileri belirlemeye kafa yorarlar. Örneğin eğer sinemaya gitmişlerse kapıya en yakın olan koltuğu tercih ederler ve acil çıkış kapılarının nerede olduğunu hemen öğrenmek isterler. Genel olarak korkuları toplu taşıma ile seyahat etmek, kalabalık caddelerde dolaşmak, kuyrukta beklemek, tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak, büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak diyebiliriz. Oyuncak bebek korkusu, pediofobi. Pediofobi, oyuncak bebeklerden ve kuklalardan korkmanın bilimsel adıdır. Pediofobiye sahip olan kişiler, sadece korkunç olanlardan değil, oyuncak bebek ayırt etmeden hepsinden korkuyorlar. Ayrıca en çok korktukları şeyler arasında vitrin mankenleri ve robot oyuncaklar da var. Parapsikolojinin yaratıcısı Sigmund Freud'a göre bu korkunun temelinde bebeğin canlanmasından korkmak da yatıyor olabilirmiş. Bu korkuya en çok sebep olanlardan biri de galiba Chucky. Resmen bir neslin oyuncak bebeklerden korkmasına neden oldu. Az mı canlanırdı bir anda? 90'ların çocukluğu Chucky'yi çok iyi bilir. Karşıdan karşıya geçme korkusu, agorafobi. Spesifik korkular sınıfına giren agorafobi, karşıdan karşıya geçme durumlarında aşırı korkuya kapılma durumudur. Sıkça araba korkusu ile karıştırılsa da birbirlerinden farklıdırlar. Agorafobik kişiler arabalardan yalıtıldığına %100 emin oldukları durumlarda bile karşıdan karşıya geçerken ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu korku elbette şehirde yaşamayı zorlaştırır. Çocukluk yaşlarında ebeveynler tarafından karşıdan karşıya geçme durumlarında aşırı korkutulmuş insanlarda görülebilir. Ciddi ciddi bir kaldırımdan diğer kaldırıma ulaşma korkusu, kaldırımdan yola adımınızı atar atmaz ezilme korkusuna kapılıyor, size yeşil yanıyorken bile koşar adım karşıya geçiyorsanız, siz de bu fobiye sahip olabilirsiniz. Yemek pişirme fobisi,
Yemek korkusu da denilebilir. Çok ilginç değil mi? Bu fobiyi yaşayan insanlar genelde yemek yapan insanları görünce bir korkuya kapılıyor. Çünkü kendilerini bu konuda yetersiz görüyorlar. Zaten bu fobiyi yaşayan kişinin bu korkusunun altında da aslında bu yetersizlik hissi yatıyor. Bu bozukluk eğer kişi yalnız yaşıyorsa aşırı zayıflamasına ve sağlıksız beslenmesine yol açabilir. Bir arkadaşınız size ben makarna bile yapamıyorum, yumurta bile kıramam dediği zaman onunla dalga geçmek için bir daha düşünün derim. Ayna fobisi, ezotrofobi. İnsanda aynaya baktığı zaman izlenme, sürekli incelenme, takip edilme hissi yaratan durum. Bir çift gözün sürekli takip altında yaşadığını hissetme halidir. Sadece aynalar için değil, kişinin özellikle yüz ifadesini yansıtan cisimlere karşı tedirginlik yaratan korku. Örneğin kişinin bilgisayar, televizyon ekranından, camlardan, güneş gözlüğündeki yansımadan bile tedirginlik hissetmesi. Bunların hayatın normal akışını etkilemesi yüzünden davranış değişikliği göstermesi, kuaföre gidememek, vitrine bakamamak, televizyonda yansıma görmemek için televizyonu sürekli açık bırakmak, odada ayna bulundurmamak gibi insanın hayatına kısıtlama getiren çok kötü bir korku türüdür. Yemek masası sohbeti korkusu, deipnofobi. Evet, bu da var mı demeyin, var. En kısa haliyle akşam yemeğinde sohbet etme korkusu olarak tanımlanabilir. Geçmişten gelen bir sofra adabı vardır. Mutlaka bilirsiniz. Hani özellikle herkesin sofrada olduğu akşam yemeklerinde çok fazla konuşulmaz. Herkes yemeğini yer, sohbet muhabbet olayı yemek sonrasına bırakılırdı. İşte bu gelenek deipnofobinin temel nedeni olarak kabul ediliyor. Oturma fobisi, katisofobi. İlk olarak 1904 yılında belgelenen katisofobi, hareketsiz kalamama durumu olarak da bilinir. Ama tam olarak bir yere oturma korkusu olarak tanımlanabilir. Sivri bir şeyin üzerine yahut hemoroid gibi hastalıklar sonrasında görülebilir bu rahatsızlık. Bazı durumlarda ise okul zamanlarındaki cezalara dayanan bu fobi, tanımadığımız veya varlıklı insanların önünde oturunca ortaya çıkan farklı bir fobinin de işareti olabilir. Şeytan fobisi, satanafobi. Satanafobi, şeytan korkusu ve şeytandan korkmak gibi çeşitli isimlerle bilinen bu sorun, yaşam kalitesini açıkça düşürür. Panik atakları neden olabilir. İnsanları sevdiklerinden ve iş ilişkilerinden uzak tutabilir. Her ne kadar herkes şeytan korkusunu kendine özgü yaşasa ve farklı belirtiler tecrübe etse de genelde bu belirtiler arasında nefes darlığı, hızlı nefes alma, düzensiz kalp atışları, terleme, baş dönmesi ve genel olarak korku hissi yer alır. Fıstık ezmesinin damağa yapışma korkusu. Evet, şaka gibi ama bu fobi de var. Aslında bu fobiyi araştırırken öncelikle şaka olduğunu falan düşünmüştüm. Fakat sonradan gördüm ki sahiden bu fobiye sahip insanlar var. Bu insanlar fıstık ezmesi yerken damağına yapışmasından korkuyorlar. Fakat belki de listedeki en kolay çözümü bunlara sunabiliriz. Satın almayın fıstık ezmesi. Bu kadar basit aslında. Kaynana fobisi. Evet, bu fobiye bayağı bir uzağım aslında. Bu ilginç fobiler arasında en yaygın olanı budur. Elbet evli insanlar hayatlarında pek çok kere bu korkuyu yaşamışlardır. Gerçek anlamda bu korkuyu çeken insanlar çözümü ya terapide ya da boşanmada buluyorlar maalesef. Karanlık fobisi. Karanlık korkusu insanların en yaygın olarak yaşadığı korkulardan biridir ve daha çok çocuklukta görülür. Karanlıktan korkanlar bunun yaşamlarını nasıl etkilediklerini bilirler. Fobiler geliştirildiği kadar, yani bunları yaşamınızdan uzak tuttuğunuz kadar kısıtlanmış olursunuz. Fobi insanın kaçtığı kadar kovalandığı bir korkudur. Gerçekte korkulu olmayan bir nesneden ya da durumdan korku duymak ve bundan kaçmak fobi olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan birisi ise karanlık fobisidir. Suçların daha çok karanlıkta işlenmesi gibi bir gerçek varken insanların karanlıktan korkması çok doğaldır. Yükseklik fobisi.
yüksek yerlerde bulunmaktan duyulan korku olarak bilinse de asıl olarak şiddetli derecede kendini aşağı atma isteğinden kaynaklanan korkudur. Yükseklik fobisi olanlar ne zaman yüksek bir yerden aşağıya doğru baksalar düşme dürtüsünü içlerinde yaşama hissine kapılırlar. Bu korku zamanla azalma eğilimi gösterebildiği gibi üzerine gidilmediği takdirde artabilirdi. Yalnız kalma korkusu. En basit haliyle yalnız kalmaktan korkma olarak tanımlanabilir. Bu fobi günümüz insanının kendine güvensizliğinin dışa vurumu sonucu ortaya çıkarken bu güvensizliğin ikinci ve üçüncü şahıslara yansıtılarak korkularla yüzleşmekten kaçınmasına neden olur. Bulunduğu ortamda birisinin eksikliğini fazlasıyla hisseder bu insanlar. Bu korku çoğunlukla ergenlik dönemindeki kız ve erkeklerde fazlasıyla görülmekle beraber aslında bu yazıyı okuyan sizlerde yani hepimizde birazcık vardır. En kötüsü bu hastalığa yakalandığınızda mantıksızca kendinizden korkmaya başlıyorsunuz ve bunun sonucunda kendinize zarar verme ihtimaliniz bile var. Vantrolog kukla fobisi. Tahtadan yapılmış kocaman ağzı ve gözleri olan vantrolog kuklalarından korkma durumu olarak tanımlanır. Bu fobiyi araştırırken öyle fotoğraflar gördüm ki bu fobinin bir insanda olmasına hiç de şaşmamak gerekli. 30 yıl önce bu kuklalar insanların hayatlarında daha fazla yer sahibiymiş ve zamanla insanlar bunlardan korkar olmuşlar. Peki aslında yapılma amacı insanları eğlendirmek, güzel vakit geçirip gülmesini sağlamak olan bu kuklalardan neden korkulmakta? Bu soruya cevap verenlerin genel kanısı şu şekilde. Kuklalardan çok korkuyorum. Ruhu alınmış ve geriye sadece öfke bırakılmış, nefret dolu birisi gibi görüyorum onları. Sanki yüzlerinde yapabilse seni öldürecek bir tavır var. İntikam için canlanacakmış gibi. Negatif enerjiyle yüklenmiş şeyler. Bunlarla aynı odada yatmayı bırakın, kukla satan bir yerden geçmeyi bile göze alamam. Phlegmophobia, öpücük korkusu. Öpücük korkusunu öpeceği kişinin ağzının mikrop dolu olduğu ve o mikroplardan kendine geçeceği düşüncesi olarak tanımlanıyor. Mysophobia, mikrop korkusu. Galiba öpücük korkusunun temelinde yatan sebep de bu olabilir. Mikrop korkusu, kire, pisliğe karşı aşırı korku duyarlar. Herhangi bir pis şeyin kendisine değmesinden veya bulaşmasından aşırı ürker ve en hafif kirliliğe bile aşırı tepki gösterirler. Geletofobi, hakkında dalga geçilmesi ve gülünmesi korkusu. Çoğu insan kendine gülünmesini sevmese de bu durumu içselleştirerek korkan ayrı bir grup da var. Obesofobi, obez olmak ya da şişmanlamaktan korkmak da diyebiliriz. Bibliofobi, kitaplardan korkma fobisi. Galiba bunun temelinde de bitmek tükenmek bilmeyen öğrencilik yılları vardır. Globofobi, balonlardan korkulması demek. Özellikle balonların patlaması bu kişilerin en büyük korkuları arasında yer alır. Apifobi, arılardan korkma durumudur. Sıkça görülebilir. Küçük yaşlardayken kendisi ya da bir aile üyesi bir arı tarafından sokulan birey bu korkuyu bir ömür boyu taşıyabilir. Tripanofobi, aşıdan ve iğnelerden korkma durumudur. Galiba bu fobi genç ve yaşlı etkilenen büyük bir kitlesi mutlaka vardır. Kisilofobi, ormanlardan, ağaçlardan ve tahta şeylerden korkma durumudur. Gerçekten bu da çok ilginç bir fobi. Evet, en son fobimize geldik ve en önemlisine. Cep telefonundan uzak kalma korkusu, nomofobi. Aslında bu fobiyi yaşamayanların azınlık olarak kaldığını düşünüyorum insanlar arasında. Çağın yeni fobisi olarak anılan nomofobi, hızla gelişen teknolojiyle beraber iletişimden uzak kalma korkusu olarak tanımlanıyor. En fazla da telefondan uzak kalamıyor insanlar. Cep telefonuna bu kadar bağımlılığın sebebi ise insanların aileleri ve arkadaşlarıyla sürekli temas halinde olma arzusu olarak açıklanıyor. Çevrenizdeki insanları biraz incelediğinizde bu fobiye yakalanmış çok insan olduğunu rahatça görebilirsiniz.
Erkeklerin %58'i, kadınların ise %48'inin şarjı bittiğinde, kontörleri tükendiğinde, telefonlarını kaybettiklerinde veya kapsama alanı dışına düştüklerinde endişelerinin arttığını söylediklerini belirtiyorlar. Ve günümüzde bu endişelerinin en yüksek olarak artışının sebebi sosyal medyadan kopma olarak da söyleyebiliriz.